Her insanın zamanla, durum ve şartlara göre onu motive eden kaynaklar değişim göstermiştir. Mesela çocukluk yıllarımdan örnekler verecek olursam, bisiklete binmek, bisiklet ile yarışlar yapmak, bisiklet ile farklı yerlere gitmek, hatta daha erken uyanabilmem için bisiklet benim büyük bir motivasyon kaynağım olmuştu. Tabii biraz yaşım ilerleyince ortamın etkisiyle motivasyon kaynağım değişmişti. Ortaokulun başlarıydı. O zamanlarda çok iyi bir futbolcu olmak, beğendiğim, takip ettiğim futbolcuların hareketlerini yapmak, onlar gibi büyük bir takımda oynamak benim motivasyon kaynağım olmuştu. O motivasyon kaynağımı elde etmek için köy hayatına gerek evimizin bahçesinde, gerek tarlada, gerek sokakta gece gündüz demeden top oynamaya başladım. Hareketler yaparak kendimi geliştiriyordum. Bir nedenden dolayı Gaziantep'e taşınma sebebimiz oldu. Tabii Gaziantep'e taşındıktan sonra bu noktada en büyük destekçim olan babam beni Beşiktaş'ın altyapısına yazdırmıştı. İstediğim hedeflere, ideallere kavuşmam için çok iyi bir sebepti. Gece gündüz demeden tekrardan mücadele etmeye, gayret etmeye başladım ve 2-3 yıl boyunca futbol hayatımı devam ettirdim. Çok iyi bir şekilde ilerlerken bazı sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Lise yıllarımda ise gerek çevre faktörlerinden dolayı, gerek ise hızlı dönemlerimden dolayı motivasyon kaynağım yine değişmişti. Bu sefer motivasyon kaynağım araba tutkunluğu olmuştu. Tabii sadece motivasyon kaynağım bu değildi. Birçok motivasyon kaynaklarım vardı ama bu noktada araba daha baskın geldi. 3-4 yıl boyunca motivasyon kaynağım arabalar olmuştu. Ta ki kaza yapana kadar. Tabii kaza olayından sonra beni motive eden birçok şey elimden kayıp gitmişti. Hatta o zamanda bir zamanlar beni çok motive eden, harekete geçiren şeyler artık beni motive etmemeye başladı. Hayatımda birçok problemler ve sıkıntılar oluşmaya başladı. Zamanında umursamadığım, yüzleşmediğim kar topu gibi olan dertlerim bir süre sonra karşıma dağ gibi çıkmaya başladı. Hayattan soğumaya başladım. Çünkü karşımdaki bu imtihanlardan, sıkıntılardan nasıl mücadele edeceğimi bilmiyordum. Çok sıkılmıştım, çok daralmıştım. İçten içe ruhum, kalbim feryat etmeye başlamıştı. Artık dünya namına hiçbir şey beni motive etmiyordu. Harekete geçirmiyordu. Hatta denemeye başladım. Tekrardan mücadele ettim. Arkadaşlarla gezdim, takıldım ama bir türlü harekete geçemedim. Bir türlü beni motive eden şeyi bulamadım. Eminim benim hayat hikayemdeki gibi senin kendi hayatında da zamanla, durum ve şartlara göre seni motive eden faktörler değişiklik göstermiştir. Hatta benim hayatımdaki gibi çok zorlu günler yaşadığın zamanlar olmuştur. O dertlerin ve sıkıntıların içinde boğulduğun günler olmuştur. Belki de bilmiyorum şu an o durumun içerisindesindir. Sürekli değişen gündemlerle birlikte değişmekten ve başıma gelen sıkıntılardan ve musibetlerden çok yorulmuştum. Bunlara artık bir çözüm bulmam lazımdı. Artık kendimi geçici şeylerle değil, kalıcı şeylerle motive etmem lazım diyerek kendi hayatımı gözden geçirmeye başladım. Eğer sen de böyle hissediyorsan, artık kendini kalıcı bir şekilde motive etmek istiyorsan kendine bir takım sorular sor. Ben kendi hayatıma bir takım sorular sordum ve bu işin içerisinde çözümü buldum. Şimdi kendine şu soruları sormanı istiyorum. Motive olduğun kaynaklar neden seni devamlı hayal kırıklığına uğratıyor? Neden bunlar başına geliyor? Bir türlü bu sıkıntılardan neden kurtulamıyorsun? Hayatın hep böyle mi devam edecek? Motive olduğun şeyler hep değişiyor. Bir türlü aradığını bulamıyorsun. Ruhun feryatlar, çığlıklar içinde kalıyor. Bunun sebebi nedir? Bu tür soruları kendime sorduktan sonra çok zor oldu ama kendimi kalıcı motive edebileceğim bir kaynak buldum. Ve sonra kim o kaynaktan beslense artık kendini öyle bir motive ediyor ki hayatta hangi tür imtihanlara ve sıkıntılara maruz kalsa hiçbir zaman yılmıyor, yıkılmıyor, pes etmiyor, isyan etmiyor. Aksine şükür vesilesi oluyor. O imtihanlar, o sıkıntılar onları güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Hayata bakış açıları değişiyor. Hayata bambaşka bir şekilde uyanmaya başlıyorlar. Gayret etmeye, mücadele etmeye başlıyorlar. Zaman ve şartlara göre gündemler değişse de onların hiçbir zaman gündemleri, motivasyon kaynakları değişmiyor. Hep aynı ve taptaze kalıyor.
Bakın bu zatların yakaladığı, bizim ise yakalayamadığımız o sırrı bir fizik kuralıyla anlatmak istiyorum. Bir cisme uygulanan F kuvveti ne kadar ise o cisim o kadar hareket eder. Mesela bir çocuğun, sizin, benim veya bir haltercinin uygulanmış olduğu kuvvet farklı olduğundan dolayı cisim ona göre hareket eder. Peki o cisme uygulanan F kuvveti, gücü, kudreti bitmez, tükenmez ise o cisim durur mu? Asla durmaz. İşte o cisim sensin. F kuvveti ise seni yıllarca motive eden kaynaklar. Sen yıllarca seni motive eden kaynakların peşinden koştun ama belirli bir zaman sonra durdu. Peki sadece durmaya mı başladın? Hayır. O motive kaynakları bir süre sonra gidişiyle, durmasıyla seni hep üzdü, kırdı. Seni hep hayal kırıklığına uğrattı. Kalbin, ruhun, aklın feryat etmeye başladı. Hala da etmeye devam ediyor. Anla artık. Sen F kuvveti olarak geçici şeyleri değil, kalıcı olan, seni bırakmayan, seni hiçbir zaman üzmeyecek, hep seninle olacak Allah'ı arıyorsun. Onu bulsan, ona dayansan, ona sığınsan, tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi. Ne yaptı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Zaman değilse de, durum değilse de, faktörler değilse de her zaman motivasyon kaynağı olarak Allah'a yöneldi. Allah'a dayandığı için Allah onu hiçbir zaman zayi etmedi. Bu dünyada başına hangi tür musibet ve sıkıntı gelirse gelsin hiçbir zaman kendini üzmedi. Neden? Onu ondan daha çok seven, değer veren bir Allah'ın olduğunu biliyordu. İşte sen de bundan sonraki hayatında üzülmek istemiyorsan, kırılmak istemiyorsan, enerjinin bitmesini istemiyorsan motivasyon kaynağı olarak, yani F kuvveti olarak gücü, kudreti, bitmez, tükenmez, El Celil olan Allah'a dayan. Burada nasıl bir Allah'a iman ettiğimizi gelin birlikte tefekkür edelim. Samanyolu galaksimizde her biri güneş büyüklüğünde 300 milyar yıldız vardır. Bilim adamları 300 milyar ile 500 milyar arasında büyük galaksinin varlığından bahsetmektedir. Bir de bunların yanında cüce galaksiler vardır. Cüce galaksiler birkaç milyar yıldız içeren galaksilerdir. Bilim adamları 7 trilyon cüce galaksinin olduğunu söylemektedirler. Ve sonra da şöyle demektedirler. Belki de biz şu kainatın milyonda birini keşfettik. Dünya evimizi incelediğimizde ise devasa devasa dağlar, çöller, denizler, 8 milyar insanın görmesini, duymasını, yürümesini, vücudundaki bütün faaliyetleri çeviren, 8 milyar insanla ilgilenen, tabi bunlarla kalıyor mu? Hayır. Hayvanlar alemindeki, bitkiler alemindeki, onların rızıklarını, elbiselerini, ihtiyaçlarını gideren, sonsuz güç ve kuvvete sahip olan, El Celil olan Allah seninle. Fizikteki bu kural gibi sen de F kuvveti olarak Allah'a dayanırsan, Allah'ı tanırsan, onun için yaşarsan artık kalbin, aklın, ruhun özgür olur ve kendini geçici değil, kalıcı motive edersin. Kendi hayatımda bunları uyguluyorum, çok faydasını görüyorum, hala da uygulamaya devam edeceğim. Ben bunu uyguladıkça biliyorum ki Rabbim beni dünyada ve ahirette zayi etmeyecek, istediğim her şeyi verecek. Ahirette ise sonsuza dek beni mutlu edecek ve istediğim her şeyi verecek. İşte sen de istediğin her şeye kavuşmak istiyorsan tekrar tekrar söylüyorum, F kuvveti olarak Allah'a dayan ve her şeyi elde et.